Merhabalar dostlar, ben Anıl Yılmaz. Oyun biliyorsunuz ki bugün herkese bedava Full Raptor garantili Scarlet destesi verdi. Ve dostlarım, ben bunu sizlere dün söylemiştim. Ve bugün de, daha bu video yayınlandıktan sonra olur muhtemelen, oyun herkese bedava hafif makinalardan MPX korsan set verecek dostlarım. Oyunun açıklaması bu şekildeydi. İnşallah Zula bize eşlik yapmaz, biz de mahcup olmayız. Şimdiye kadar olmadık, bu saatten sonra da olmayız diyelim. Ve ben sizlere oyunda şimdi MPX'i tanıtacağım dostlarım. Çünkü neden MPX'i tanıtıyorum? Bütün her şey efsane olacak. Daha kolay ZP ve XP kasabileceksiniz. Olur da yükseltmek isterseniz MPX'i yükseltebilirsiniz dostlarım. Şöyle MPX'e kuantumum yok. Zaten MPX oyunun en güçlü hafif makinalı silahı dostlar. Hatta ilk çıktığında biliyorsunuz ki e-sporcular e-spor maçlarında bile kullanıyordu. Hatta en son turnuvada bile kullananlar olmuştu. Ve dostlarım, oyun ilk, yani Zula ilk turnuvasını yaptığında P90 kullanılıyordu. Hatta e-spor deseni bile var ama sonralardan P90 pek tercih edilmemeye başladı. O yüzden ben de sizlere bugün MPX'i göstereceğim. İnşallah faydam dokunur. Like atıp abone olan elleriniz dert görmesin diyelim dostlarım. Kanalımızda ücretli üyelikler açıldı. Bizlere destek vermek için de oradan katıl diyebilirsiniz. İnşallah yararlı videolarımız dokunur. Tek ricamız like atın, videomuz ön planlara çıksın. Haydi oyun içine geçelim. En son oyun sonunda da hasarına, hızına, hareket hızına, her şeyine bakarız diyelim. Oyun içindesiniz. Evet dostlarım, bir sabotaj maçına girdim. Favela haritasındayım. Hem sizlere ufak taktikler göstereceğim, hem de dostlarım silahın gücünü göstereceğim. Bir silahta en önemli etken neydi? Düz bir zemine sıktığınızda skopsuz bir şekilde mermilerin toplu bir şekilde gitmesiydi. Bu da MPX'te gayet başarılı ama hafif makinalarda bu zaten aynen bu şekilde dostlarım. Ve bakın, ben buradan bomba atarken, ya şuradan atıyorum ama burada bomba atarken saniyeyi yakalamanız lazım. 2.15 olan bir saniyede 2 nokta kala ya da işte 2.3 kala falan atarsanız direkt adamın kafasına gidiyor. Bu arada cesaretli bir şekilde dağıldım dostlarım. Burada birim var, yok. Bakalım neler yapabileceğiz. O adam öldü. Bunlar iki kişi kaldı. Şöyle bir bomba atayım. Oradan şüphelendim. Ve MPX'in de Bomba gücünü sizlere kuruldu. göstermeye çalışıyorum. İnşallah keyifle izlersiniz diyelim. Uzak mesafede çok iyi olmayabilir ama helal lan takım. Radyo 3 kazandı. kişiyiz, 2-0 öndeyiz dostlarım. Düşük seviyeli bir odadayım herhalde. Önemli olan Bombayı sizlere kur ve MPX'i patla. göstermek ve burada biraz taktik göstermek dostlarım. Bakın şimdi, tekrardan gösteriyorum. Şu anda 1.45 olan bir maçtayım. Normal bir rekabet maçında değilim. Buraya geliyorum, bekliyorum. Dakikanın 2.03 ya da 0.1 olmasını beklerken şuradan sallıyorum dostlarım. Direkt koşu yollarına geliyor. Bakın gördünüz mü? 2'de 2 yaptık. Adamın direkt kapı önüne düşüyor o bomba. Ve uzuna çıkarken de bakın dostlarım. Şimdi uzunu kapatacağım. Bak, elime sisi aldım. Bak, buradan eminim kimse yok. Şuraya bombanın pimini çekiyorum. Zıplayarak atıyorum. Duvardan izin vermedin kardeşim ya. Bomba atıyordum. Bizim adam da uyuyor be. Evet, Bombayı devam kur edelim ve dostlarım. Bu patlat. sefer o bomba taktiğini yapalım, öyle çıkalım. Bakın, tekrardan size bir bomba atma taktiği daha göstereyim. Adamların direkt koşu yoluna gelen bomba ve daha sonra şuraya B'yi göstereceğim. Bakın, tam şuradan buraya geliyorum çömelerek. Bu arada ikili bombayı kullanıyorum. İkili bomba olmasa aslında daha iyi olabilir. Gelmedi adam. Kutu arkasına gelse direkt üzerine düşüyor duvardan ve zıplayarak bombamı attım. Burayı kapattım dostlarım. Adam bu arada B'den geldi. Çıkamadık yine. Şunu bir yıkalım dostlarım. Sisin daha etkisi geçmemiştir muhtemelen. O da gitti. Bakın, B beni şu anda göremez mesela. O adam muhtemelen sağımdadır. Tek kaldı zaten. Evet, gördüm. Evet, öldü. Evet dostlar, bu Bombayı sefer kur hızlı ve bir şekilde patlat. uzuna çıkacağım. Koşarak, çünkü neden çıkıyorum? En önde ben başladım. Unutmayın ki Favela'da eğer bombayı siz kuruyorsanız hızlı bir şekilde uzuna çıkmanız lazım. Hiç bomba atmama, bizim arkadan gelen oyuncuların da destek vermesi lazım. Direkt atladım, o beni görmedi. İnşallah B'den biri gelmez. Gördünüz mü dostlarım? O adamlar orada oyalanana kadar biz orada iki kişiyi yıktık. Ama tabii ki de bizim takımın hatası neydi orada? Şunun arkasında olabilir. Hızlı bir şekilde gelmesi lazım. Bir kişi geldi birden. Bombayı Bomba kurdum. kuruldu. Evet, diğeri de gelmiş. Oy. Mermiye koştu kardeşimiz. Evet, kapı arkasındaydı bir iki tane.
Dağları taşları taradım. Gelmez oldun. Evet, helal. 3 kişi kaldılar dostlarım. İnşallah hem taktik öğreniyorsunuz hem de silah gücünü öğreniyorsunuz dostlarım. Bakın, o bomba taktiğini sizlere bir kez daha göstereceğim ama şu anda en önde başladım. Bu sefer B'yi tutma değil de sudan gideceğim. Aslında sudan gitmem yanlış, çünkü neden yanlış? En önde başlayan adam direkt uzuna gitmesi lazım. Ama ben bu sefer suyu tercih ettim. Hiç önüme arkama bakmadım. Direkt çıktım, B'den girdim. Evet, birini burada yıktık dostlarım. Hop hop hop. Bakın, şurada bekleyen için de çok iyi taktik var. Bunun altından adamın ayakları görünüyor dostlar. Evet, bir kişi kaldı. Bombayı kurayım. Sağda öldürdü onu. Evet, helal be takım. Güzel gidiyoruz dostlarım. Bir yandan da MPX'i göstermek bombayı istedim. Kur ve patlat. Aleyküm selam, nasılsın dedim. Ya şu chatte yalan şerefsiz görüyorsun değil mi? Şimdi bu adamları ne yaparsın dostlarım? Banlatır mısın? Yoksa küfür mü edersin? Gerçekten ben çok sabırlı bir insanım. Kötü söz her zaman sahibine aittir diye kimseye bir laf söylemiyorum. Bu adam burada bu arada. Yine bir kaldık. Adamın ettiği küfür küfür değil yani. Gladio kardeşim kazandı. Bıçağı sonradan çektin yani. İlkten bıçak çekseydin bıçak gelebilirdim. Kusura bakma. Bombayı kur ve patlat. Bak, arkadaş olarak gelmişler. Muhtemelen 2-3 kişiler. Chat'i engellemiyorum dostlarım, sizler görün diye. Ama yine de işte böyle tatsız olaylar maalesef olabiliyor işte. Bunlar gerçekten çok kötü şeyler. Böyle kafasına kurşunu yiyince akıllanıyorlar işte. Oynamayı öğrendikten sonra belki bir şeyler yapabilirler. Kardeşim ya da kim diye de dostum diyelim. Gladio kazandı. Devre. Roller değişiyor. Yani küfür etmesi çok yanlış. Bomba bölgelerini koru. Muhtemelen yaşı küçük. Tamam, özür diyor ama neyse dostlarım. Size havale ediyorum. Adam orada bu arada. Sniper var. Korkmadan hızlı bir şekilde gideceğim üzerine. Bir tanesi uzun çıktı. Evet, sen beni oradan beklersin ama ben arkandan geldim bile kardeşim. B'de herhalde. Helal takım. Gladio kazandı. Evet dostlarım, şimdi sizlere uzundan bir bomba atma taktiği gösterecektim ama B tarafında başladım. Şimdi B tarafından mesela adam tünele geliyor mesela. Orada tam karşında sniper'la. Size buradan bir bomba atma taktiği göstereyim. Bakın, tam şuraya eğiliyorsunuz. Ağacın arasına gelen yerden bombayı sallıyorsunuz. O adam içerideyse bomba yiyecek. Adam yakınlarda değil. İçeri girmemiş. Muhtemelen uzun tarafına geldiler. Bir de o kapıya bomba atmayı göstereceğim. Sis attık. İçeri direkt gireceğim. Basıyorlar çünkü çıkmıyorlar. Yakınlarda yok. Evet,
gördüm diye bahsedeymiş dostlarım. Eğer o tünelin içinde olsaydı bombayı kafasını yiyecekti. Ölmeyecekti ama canı gidecekti. Çünkü oradan ölümcül bir bomba atamıyorsunuz. Evet dostlarım, bu sefer de baskın yapalım. Hop, 10 yaşında Velet abi. Döver misin, öper misin? Döver misin, öper misin? Gel gel. Tek kaldık. Uzun gideceğim dostlarım. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Bir sniper olsaydı elimde. Aha. Karleyi. Aha. Öldük. Canım çok aldı. Evet dostlarım. MP76'yı aldım. Son roundlar. Sizlere bir taktik daha göstermek istiyorum. Çünkü MPX'e uzun mesafede etkili olmayacağı için o adamı öldüremeyebiliriz oradan biri gelirse. Bakın dostlarım. Uzuna hızlı bir şekilde gidiyorsunuz. Eğer hızlı giderseniz bomba yemezsiniz. Buraya atlıyorsunuz. Buradan gelen olmazsa bakın. Buradan gelen olmazsa hızlı bir şekilde kaçıyorsunuz ve direkt uzun yöneliyorsunuz. Bu adam sizi asla burada göremeyecek. Ya buraya gelecek ya buraya gelecek bu adam. Göremeyeceği için de direkt öldürebileceksiniz. Adamlar gelmedi. Baseden çıkmıyorlar çünkü. Öldüler zaten. Son roundda bir kez daha aynı taktiği yapmaya çalışacağım. Bu adam suda ya da basesinde. Çünkü bizim adam burada öldürdü. Gladio kazandı. Son round dostlarım. Tekrardan MP76 ile aynı taktiği yapabilir miyim? Bakayım. Bomba bölgelerini koru. Yapamam çünkü B'de en önde başladım. Zaten gördüğünüz demek istediğimi. Ve sizlere bir bomba atma taktiği daha göstereyim. Bakın dostlarım. Şu ağacın tam olduğu yerden tam şuraya bombayı atıyorsunuz. Uzundan biri çıkarsa direkt kafasına patlıyor ama olmadı. Çarptı, duvara çarptı. Çok ince bir yara var orada. Dağları taşları tara. Ah, iki kere uçan diggle atmaya çalıştık ama içinde de kaçırdık. Finali güzel yapabilirdik dostlarım. Birinci olamadık, olsun, güzel oynadık yine. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum dostlarım. Hızına hasarına bakalım dostlarım. Hafif makinalardan az kaldı. MP76'ya geliyordum hafif makinalı diye. İşte MPX'in hasarı 30. Sapma 16, tepme 4, atış hızı 972, hareket hızı 94. Çok güzel abi. Etkili menzil düşük gördüğünüz gibi 35. Doldurma süresi ve şarjör kapasitesi, hareket hızı, atış hızı hepsini görüyorsunuz zaten. Ama tepme neden önemli demiştim. Bakın bir de PP2000'e bakın. Buna en yüksek rakip olarak diyebileceğim silah. Hasarı düşük ama tepmesi ve atış hızı çok güzel. Hareket hızları aynı. Ben şahsen Tommy Gun da seviyorum. O da çok güzel bir silah aslına bakarsanız. Ama tepmesi biraz fazla. Chris Vector aslına bakarsan hafif makinalarda en etkili silah. Ama şöyle bir sıkıntısı var Chris Vector'un. Nerede Chris Vector dostlarım? Bunun da videosunu yakın bir zamanda çekerim isterseniz. Bakın 59 etkili menzili var ama tepmesine bakın bir taarruz silah gibi gördüğünüz gibi. P90 da nazaran o da güzel bir silah aslına bakarsanız kullanılabilir. Evet, bir sonraki videomuz hangi silah olsun? Yorumlarda seçin dostlarım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetiniz.